Motoru çaldı Beri. Beri motoru çaldı maymun. Beri maymunlar geldi. Şuna bak şuna. Şuna bak. Abi şuna bak şuna ya. Oha. Ay. Burası bizim tezgahımız. Come on. Come on. Ya bu ülkede böyle sudan ucu zaten bunu. Deneyim dedim. İlk defa da böyle bir cümle kurdum. Şu an Langöv Adası'ndayız ve 180 TL'ye motor kiraladık. Yani 30 bin git. Adayı komple turlayacağız ve size görüşlerimizi aktaracağız. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Şimdi sizlere kısaca dünyanın en tropik 10 adasından biri olan Langkawi'yi tanıtmak istiyorum. Öncelikle Langkawi Malezya'nın kuzeybatısında yer alan İstanbul adaların 30 katı büyüklüğünde bir ada. İçinde havalimanı falan da var. Biz ilk olarak Pantajanak'tan yola çıktık ve ilk durağımız olan kültürel evlerin bulunduğu bir bölgeye geldik. Ardından şelaleye doğru yola çıktık. Çok ünlü bir şelale burası. Yolda maymunlarla da karşılaştık. Üçüncü durağımız ise çok güzel bir plajdı yine. Son durağımız ise ada merkezi Kuah'taydık. Ve sonra da turumuzu tamamlayıp evimize geri döndük. Abi maymun bulduk yolda. Yanımdaki maymun. Bunlar bir dönmez değil mi? Zarar verirler mi? Üstüme atlar mı? Kafayı alıp kaçıyormuş bana. Hocam selam. Kedi gibi maymun var lan yolun ortasında. Binme motoruma. Binsin ya binsin. Oğlum, bırak binsin. Derya motoru çaldı Derya. Derya motoru çaldı maymunlar. Derya maymunlar geldi. Şuna baksana. Şu tarafa bak. Abi şuna baksana ya. Oha. Maymunlar cehennemi. Maymunlar bastı etrafımızı. Baba iner misin motorumuzdan? Oha. Acizlerim var. Ben gel gidelim. Vallahi gel gidelim. Korktun mu? Şu anne maymun. Baksana kesesinde ya. Ah. Gördün mü? Bu sana zarar verirler mi? Yapma yapma. İçinde taşıyor şeyi bu arada. Gel gel gidelim gel. Dur korkuyorum beni bırakma. İlk durağımız Oriental Village'a geldik. Şöyle güzel bir köprüden geçtik. Evet. Şurada bayağı... Gidiyoruz. Güzel yerler var ya. Mustafa abi tanıştığında fotoğrafını çeker misin? Şöyle evler biraz şey evler hani böyle. Buranın yöresine özel bir yerler. Oriental House. Dağların arasında sırf turistlerin gelebileceği bir mekan olsun diye böyle bir şeyler yapmışlar. Şöyle şu tarafa doğru biraz daha gidiyoruz. Hi. Teleferiye geldik. Bir kişinin fiyatı 85'miş. Şimdi iki kişi biz 85-85-170 ödemek istemediğimiz için çok pahalı. Gidiyoruz. Yani doğa manzarası. Çok da şey beklediğimiz bir durum yok. Zaten Malezya'da her yer doğa.
şöyle şeye geldik şimdi. Bu bir su akvaryum yani. İçinde balıkların işte karate karatelerin olduğu bir akvaryum. Ne kadar mı? Şimdi size onun fiyatını söyleyeceğim. Bizim tanıdan gelince. Hello. How much one person price of? Ticket there. But maybe you know, we just look, we just know, curious about the price. How much? 85. Ah, okay. Bu da 85 kişi başı. Hepsi 85 kişi başı ya. Buraya geldiğimizde mesela 340 ringgit harcarsak eğer, keşke biz bir çıksaydık ya. Yeah, thank you. 340 ringgit giderdi. Yani 1 ringgit'in 6 lira olduğunda 2000 liraya, 2200 liraya yakın bir para harcamamız gerekir. Şey yani içeride çok... Ya bir akvaryum, bir de teleferik. Dümdüz mü gideceğiz acaba? Evet, evet. Kalabalık da yok ki, takip edelim. Bak orada yukarı. Evet, çok güzel olduğunu söylediler şeylerin. Allah'ım, maymunlar var. Maymunlardan kaçamıyoruz. Bizi bekliyorlar köşelerde. Şimdi bir merdivenden çıkacağız. Üşenmedik, saydık tam 500 basamak var neredeyse. Biz inerken yoldan indik bu arada. Ve şimdi gidiyoruz. İçerken merdivenle çıktık ama inerken yokuş yapmışlar. Evet. Yokuş hızlıca indik. Evet. Derya, bir sonraki durağımız neresi? Bir sonraki durağımız burada ünlü bir plaj var. Oraya gidiyoruz. Satış yapmayı deneyebiliriz duruma göre. Evet, bugün biraz paraya da ihtiyacımız var. Satmayı deneyeceğiz yine. Bir 10 tane 15 tane satsak günü kurtarırız en azından. Şimdi adanın diğer tarafına doğru yola çıkacağız. Hadi bakalım. Güzel bir seyir noktası aslında. Ben değil, burada güneşin bakışıyla yetişemiyorum. Çok fazla turist var. Neymiş buranın adı? Tanjung Ruhu. Şu haritada Tanjung Ruhu. Evet. Tanjung. Tanjung Ruhu buranın adı. Ve şöyle sahilini göstereyim size. Aşırı keyifli bir yer ya. Bakalım benzinin litresi kaç ringgit? Benzin değil mi bu ya? Bilmiyorum. Litresi... Bilmiyorum. Biri bize bir şey mi diyor? Evet. Kendini mi buluyor? Evet. Dur, şu çocuğun arkasına gireceğim. Hey bro. Could you help me? Kendimiz dolduruyoruz. Ben iniyorum. Şimdi aldık benzinimizi ve 5 ringgit ödedik. Yani 30 lira falan ödedik. Yaklaşık 2,5 yakın benzin aldık işte. Ve burada benzin almak için önce gidip parayı ödedik. Parayı ödedikten sonra gelip buraya biz kendimiz dolduruyoruz. Bir pompacı falan yok. Her şey öyleydi. Ya yani bize de zaten iki tane kız yardımcı oldu sağ olsun. Bir dakika, hemen hallettik. Şimdi sahile doğru devam ediyoruz. Yanlarına tutsam yer verir mi? Çok tatlı. Bunlar ne yapıyor ki? Isırıyor mu? Bilmiyorum ama pençeleri olabiliyor ya. Şöyle otursam bir tane. Oha, hepsi gelmeye başladı. Dur. Zarar verir mi? Beni şuradan çeksene. Şu agam biraz sinirlenmeye başladı. Oğlum git. Geliyor bir de ya. Bak şu. Bu, şu bizi kovaladı ya. Hadi gidelim. Vallahi kovaladı bizi.
Anam kalabalıklaşmaya başladılar. Tamam, o kadar tatlı değilmişsiniz. Tamam tamam ya, gidiyoruz ya. Sakin olun gençler. Evet, şimdi plaja geldik. Böyle ATV'ler var. Voleybol oynayan bir takım var. Manzarası muhteşem ya buranın. Çok hoşuma gitti. Daha kalabalık bekliyordum. Az kişi var. Çok kalabalık bir yer değil. Aa, manzarası çok iyi. İnsanlar denize girmiş bu şekilde. Muhteşem manzarası. Mustafa, nasıl buldun? Evet, güzel ya. Çok güzel plaj ama burada bileklik satamayız. Evet. Çünkü az kişi var. Çok az kişi. Ya satsak bile 5-10 tane falan satarız. Zaman kaybettik, evet. Diğer yere gidebiliriz yani. Evet, ben de düşünüyorum. Manzarası muhteşem. Şu an Malezya'nın Langkawi Adası'ndayız. Başlangıç olarak buradan başlamak istedik. Bu adayı iyice gezdirmek istedik size. Aslında adayla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tam arkamızda bir kartal heykeli var. Kocaman bir kartal heykeli. Aynen, dün gece de göstermiştik. Buranın ikonik bir sembolü. 2007 yılında burası şey olmuştu. 550 milyon yıl önceki taşlar bulunmuş burada ve UNESCO tarafından Global Jeoloji Parkı olarak seçilmiş bu ada. Ve neydi? Dünyanın en... tropik. Aynen. Dünyanın en tropik 10 adasından bir tanesi, evet. Bu ada. Ve inanılmaz güzel bir ada. Yolda maymunlar falan çıkıyordu karşımıza bizim. Evet, yani dün görmüşsünüzdür biz şey giderken falan. Şimdi tekrar giderken yine maymunlara denk geldik ama burayı da tekrar bir başlatıp çekmek istedik. Biletlerimizi aldık. Şimdi bileklik satışına doğru gidiyoruz. Yarın nereye gidiyoruz Mustafa? Yarın Koala Kedah'a gidiyoruz. Bir sonraki vlogda muhtemelen Koala Kedah'ı göreceksiniz. Umarım güzel bir yolculuk olacak. Evet. Var mı arkadaşlar? Benim de yok. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Birazdan. Abi şu su 1,5 litre ve 3 ringgit. 1,5 litre benzin de 3 ringgit. Yani bu su pahalı bir su bu arada. Hani şey, ucuz bir su pardon. Daha pahalıları da var burada. Yani bu ülkede benzin sudan ucuz abi. Ben bunu deneyimledim. İlk defa da böyle bir cümle kuruyorum. Allah'ım. Ve adada bir Türk restoranı bulduk. İçeri gireceğiz. Bakalım ne yemekler var. Hep beraber görelim. Everywhere has a big problem. Yeah, so we get less people. This time many people, but maybe next end of next month, yes, we start busy again until Chinese New Year. Ah, Chinese New Year. Ah, that's correct. Şimdi size Pantai Genang plajını göstereceğim. Özellikle bu saati seçtim. Şimdi saat akşam 7.30. Bu saatte bu plaj o kadar güzel oluyor ki. Zaten o kadar fazla turist geliyor ki bu saatlerde buraya. Biz de bu plajın hemen arka tarafında bileklik satıyoruz. Bu saatleri çok seviyoruz. Özellikle ben çok seviyorum. Şöyle göstermek istedim size. Yani hava olsun. Burada bir de paraşüt aktiviteleri falan yapılıyor. 350-400 liraya falan burada paraşüt yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Biz zaten burada konaklıyoruz. Şurada da bileklik satıyoruz. Şöyle derya orada. Biz de bu ağacın altındayız, renkli bir ağacımız. Abi bugün geldik buraya. Bileklik satışı yapıyoruz artık. Tezgah kurduk yine. Ve bir arkadaşımız geldi. Afganistanlı. Burada öğrenciler. İşte biri de mimar olarak çalışıyor. Türkiye'de de bulmuş. Sen de Türkçe konuş. Selamlar arkadaşlar. Türkiye'de yaşamış.
Geldiler böyle birlikte şey yaparken, lekli satarken işte muhabbet ettik. Sonra 5 tane aldılar bizden. Teşekkür ederiz, 5 tane aldınız. Şahin. Şahin. Şahin is Turkish ne? Is it? Yes. It's a common name in Persian. Persian, Afghanistan and Turkey. Yeah. Wow. It's name of bird, right? Yeah, the eagle. Eagle, like an eagle, yeah. But not the eagle. Eagle is kartal. Kartal. The one that flies the highest. Ah, flies the highest, yeah. Abi, Türk yeah. ismi. Ah, şimdi bugün biraz satıp, sattıktan sonra yarın size şeyi göstereceğiz. Burada biraz da bu tarafları göstermek istiyoruz. Hello. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden bu arada 13. falan sattık. 30'u bulaşıp gidelim. 30'u ulaşamayız. 20'de gideriz ya. 20'de yeter. Sonra çok bir şey yapmaya gerek yok. Tanesini 10 ringgitten satıyoruz. Bir ringi de 6 lira. Oradan Hello. Hesap yapın artık. Görüşürüz. Sonraki durağımız muhtemelen Kuala Lumpur olacak Malezya'da. Bizi takip etmeyi unutmayın. Dünyayı birlikte gezelim. Şu anda da bilekliğimizi satıp biraz paramızı kazanalım. Çok teşekkür ederim herkese, izleyenlere. Buraya kadar izlediyseniz lütfen izledim yazarsanız biz de çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İşte burası bizim tezgahımız. Come on. Come on. Thank you, thank you. Burada da şeyleri izler. Man. For men? Oh, that's great. How much? How much? 10 ringgit. Bana da mı 10? 15. 2 plus 15. Oh, no. İşte böyle. Yes. Şurada da. Abi, burası kent meydanı. Gecesi çok hareketli buranın. Şurada Deadpool, işte. Kanka, bizim esnaf arkadaşımız yani. Fotoğraf çekilmek için insanlar para veriyor. Şurada da 3 tane Transformers abi. Optimus Prime, Bumblebee, bir de Darth Vader mı neydi? Yok, o Star Wars'taydı sanırım. Şurada da o üçü dans ediyorlar. İnsanlar da onların danslarını görüp yanlarına geliyorlar. Böyle fotoğraf çekiyorlar işte. Bakın, göstereceğim şimdi size. Biraz daha yakışmıştı. Şurada dans ederken videosunu çekiyor. Yani Optimus'la dansınız olsun istiyorsanız şuraya gelip 15-20 lira para verirsiniz buna. Şurada çılgın çılgın dans ediyorsunuz. Çok iyi ya.